Evet sevgili izleyenler, Verem Savaş Dispanseri'nin hemen alt tarafındayız. Bir motosiklet kazası, motor bir araç tarafından sıkıştırıldığını iddia ediyor. Ve sıkıştırıldığı için burada kaza yaptığını söylüyor. Allah'tan kaskı var kafasında. Evet, trafik ekipleri olay yerine hemen gelerek müdahalede bulunuyor. Geçmiş olsun. Sen niye video çekiyorsun? Gazeteciyim. Dur. Sen niye video çekiyorsun? Dur. Ne oluyor ya? Şimdi fırtlar. Ne oluyor ya? Dur. Dur. Gazeteci. Evet sevgili izleyenler, burada ben bu arkadaştan şikayetçiyim. Onda lütfen gereken işlem yapılsın. Söylüyorum ya, adam saldırıyor bana. Geldi söyledim. Gazeteciyim dedim ben ona. Hayır, gazeteciyim dedim. Bak burada kayıtlarda var. Burada gazeteciyim dedim ve bana saldırdı. Şikayetçiyim kardeşim. Arkadaşım. Asayiş ekibini çağırırsanız ben şikayetçiyim kardeşim arkadaşlar. Ben şikayetçiyim, tamam. Tamam, ben şikayetçiyim. Arkadaşa gazeteciyim diyorum. Sen kimsin diyor. Gazeteciyim diyorum. Bana saldırıyor ya. Böyle bir şey mi var ya? Dağ başı mı burası? Evet sevgili izleyenler. Hemen Verem Savaş Dispanseri'nin hemen altında gördüğünüz gibi burada bir kaza meydana gelmiş. Ve ben burada haber için geldim ve çekime başladım. Arkadaş sen kimsin? Niye çekiyorsun dedi. Gazeteciyim dedim. Kayıtta var abi, kayıtta var. Gazeteciyim dediğim kayıtta var. Burada kayıt da var. Bak ben canlı yayına girmişim. Kayıt da var. Hepsi burada var. Gazeteciyim, bir saygın var. Ben gazeteciyim dedim ona. Hayır. Gazeteciyim dedim. Deyince ben hani. Gazeteciyim dedim. Söyledim. Sana ne dedi? Ben kayıt da var ya. Olabilir. Amcacığım bakın. Bakın. Tamam. Olsun. Tamam. Sıkıntı yok. Bak. Ben buraya gelmişim. Niye geldim? Yardımcı. Bak seni sıkıştıran bir araba olduğunu söyledin değil mi? Söylemeden ne oldu? Ne oldu? Ben hayır onu demiyorum. Sen bu kazayı niye yaptın? Bir araba sıkıştırırsın değil mi? Aynen. Ben onun için geldim buraya. Aynen, teşekkür ediyorum. O ama arkadaşın sabrı yokmuş demek ki. Gelir gelmez bana küt. Yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok. Şikayetçiyim tabii canım. Saldırdı bana. Öyle şey mi var? Dağ başı mı memleket ya? Önüne gelen saldıracak. Adama söylüyorum gazeteciyim diye. Evet sevgili izleyenler. Burası Verem Savaş Dispanseri'nin hemen ön tarafı, çevre yolu, çevre yolunda bir motosiklet kazası oluyor. Ve bu kaza esnasında, daha doğrusu sıkıştırıldığını iddia ediyor şoför. Bir Doblo araç tarafından sıkıştırıldığını iddia ediyor. Ve burada motoru görüyorsunuz. Motorun şoförü de buradaki yaşlı amca, genç arkadaş geldi. Gelir gelmez sen kimsin, niye çekiyorsun? Gazeteciyim dedim. Sen kimsin diye saldırdı. Görüntüler de burada mevcut. Canlı yayında oldu hepsi. Yayına girer girmez. Evet sevgili izleyenler. Burada motor aşağı doğru inerken şehitliğin oradan aşağı inerken Doblo tarafından sıkıştırılıyor. Sıkıştırıldığını iddia ediyor. Ve burada kaza meydana geliyor. Evet burada vatandaş geldi direkt ben. Sen niye çekiyorsun diye saldırmaya başladı. Sorgu suali yok. Biz de ona pabuç bırakacak halimiz de yok. Evet motoru burada 74DH 778. Araç motorun sürücüsü sıkıştırıldığını iddia ediyor. Bir Doblo araç tarafından sıkıştırıldığını iddia ediyor. Aracın sıkıştırılması sürecinde sağ tarafa devrildiğini söylüyor. Baba. Siz uzatma. Ya uzatma değil baba. Ben niye uzatma? Adam geldi bana saldırıyor. Ben söylüyorum bak yayında izle bunu.
Bak gazeteciyim diyorum. Memnun olur dedim ben size. Tamam. Heh. Yeter öyle olsun. O haldeyken saldırıyor. Adam kaçı gidiyor. Onun yaşı kaç? Ben babası yaşındayım ya. Sen babası değil misin? Evet, aynen. Ben senden kaç yaşındasın? Önemli değil. Kaç yaşındasın Allah aşkına? 55 yaşındayım. 55 yaşındayım. Ben senden ne biliyorum? Bana saldırıyor. Yok öyle bir dünya. Saygım var. Haddini bilecek herkes. Ben 30 yıldır gazetecilik yapıyorum ya. Oğlum saklı gizli bir şey yok. Babam bak burada Doğum'la bana sıkıştırdı dedi. Ben onu duydum da geldim buraya. Bana sana ne demeyecek? He? Burada ben gazeteciyim dedim sana önce. Sen kim olursan ol dedim bana oğlum. Kim olursan ol dedim bana. Gazeteci olduğunu bilmez ya. He? Ben babandan daha büyüğüm. Ben babandan daha büyüğüm. Hala delikanlılık yapıyorsun. Tamam. Evet, hala. Sen diyorsun ki. Bilmiyorum, kesin sübeti yarar. Denemedim. Dene bakalım. Sen alttan al diyorsun, senin oğlan hala külhanbeyli yapıyor, görüyorsun. Abi, zaten olan artık canını kaybetti. Bir asay şekilde gelecek. Yani biz de buradayız. Gelsin abi, tamam gelsin, asay şekilde gelsin. Ben de buradayım işte. Ben kötü bir şey yapmadım ya. Ben geldim, açtım yayınımı, haberimi yapıyorum. He? Ben canlı yayına girdiğim anda oldu zaten bu. Yayındaydım ben o esnada. Ne dediğim belli. Belli yani. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Biraz beklet biraz. Boğulmuş. Olabilir. Yatık kaldı. Boğulmuş. Yatık beklet. Kaldı. Biraz gelsin. Dik, dik dursun biraz öyle dur. Ondan sonra çalıştır. Kaçtı. Arabanın renginden bunu mu bu? Arabanın rengi bu, bir çizim var. Ne renk, ne renk bir araba? Doblo mu? Anladım, doblo değil. Ne? Yeşil bir... Yeşil bir taksi. Evet sevgili izleyenler, yeşil bir taksi. Burada geliyor, motoru sıkıştırıyor ve motor burada devriliyor. Ve devrilmesi sonucu da burada bu kaza meydana geliyor. Elinde hafif yaralar var. Elinde hafif yaralar var. Başka da bir şey yok. Kaskı takılıymış. Kaskı takılı olmasa Allah göstermesin. Burada çok daha ağır bir olay söz konusu olabilirdi. Kafasında kaskının olması, düştüğünde kafasını yere vurmamış olması da bir şans. Allah korumuş denilen kelime bu işte. Kaskı olmasaydı kazayı çok farklı şekilde burada anlatıyor olacaktık size. Kafasında kask olduğundan dolayı yere de çarpmış herhalde kafasını. Ama sadece elinde falan yaralar var. Ciddi herhangi bir yaralanması da yok. Yeşil bir taksinin kendisini sıkıştırdığını söylüyor. Ve taksi burada olay yerinden kaçmış. İlla ki MOBESE kameralarından da o araç bulunacaktır. Evet burası Verem Savaş Dispanseri'nin hemen alt tarafı. Verem Savaş Dispanseri'nin altındaki bölge. Şehitlik, yukarıdan gelen yol Şehitlik yolu. Şehitlik yolundan doğru araç geliyor. Ve oradan doğru gelirken sağ şeritte giden motoru sıkıştıran bir araç söz konusu. Ve bu aracın sıkıştırması sonucu da burada bu kaza meydana geliyor. Tabii kazanın hemen ardından da bize burada bir saldırı oldu. Kim olduğunu da bilmiyorum. Kazayla alakası da yok ama kaza yapan kişinin oğluymuş. Geldi direkt canlı yayına girer girmez. Sen kimsin? Gazeteciyim dedim. Beni bağlamaz dedi. Niye çekiyorsun dedi. Çekerim senden izin mi alacağım dedim. Ve olay burada karıştı, koptu gitti. Evet sevgili izleyenler. Asayiş ekipleri de geldi. Ben şimdi yayını da burada çıkacağım. Canlı yayından da çıkacağım. Asayiş ekipleri de şimdi geldiler. Evet. Yani babası kaza yapmış, babasının üzerine geldi, kazanın üzerine geldi. Fevri davrandı ama bilmiyorum, kendisi özür dilerse düşünebilirim. Ama bu şekilde kabadayla devam ederse iş farklı. Ben de şikayetimle geri adım atmam. Evet sevgili izleyenler, ben yayından burada çıkıyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.